Netflix. Bu kıza artık lütfen. Bu kıza artık lütfen dizileri önceden yollarsan çok mutlu olurum. Çünkü ben artık tek bir günde binge-watchlamaktan çok yoruldum. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Artık kaçıncı Netflix Türk yapımı olduğunu sayamadığım Into the Night sinematik evrenin içerisinde olan Yakamoz S245'in yorumunu yapacağım sizlere. Bu dizi dün çıktı ve ben yine bir günde izledim bu videoyu yetiştirebilmek için. O yüzden birazcık beynim böyle kafam yerinde olmayabilir. Birazcık düşünceler böyle geliyor olabilir. Çok özür dilerim o yüzden. Ama çok da lafı uzatmadan videoya başlamak istiyorum. İzlemeli misiniz, izlememeli misiniz? Onu anlatacağım sadece. Yakamoz S245 dizisinin spoilersız incelemesine geçiyorum. Dizinin iki yönetmeni var. Umut Aral ve Tolga Karaçelik. Tolga Karaçelik güncel Türk yönetmenleri arasındaki en iyilerinden birisi. İzlemediyseniz Sarmaşık ve Kelebekler diye iki tane çok güzel film var. Ben sadece onları izledim. Daha fazla olması lazım sanırım. Ve bir bilim kurgu dizisi. Eğer bilmiyorsanız da Into the Night sinematik evreninde geçiyor. Artık öyle bir sinematik evren var. Into the Night Belçika yapımı bir diziydi. 2018-19 gibi çıkmıştı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Belki de 2020'ydi. Hatırlamıyorum. Yakamoz da o evrenin içerisine geçiyor. Aslında aynı konu var ama farklı karakterler anlatılıyor. Yakamoz'da şöyle bir olay gerçekleşiyor. Şimdi Into the Night evreninde zaten şu anlatılıyor. Güneş doğduğu zaman herkesi öldürüyor. Burada Arman'ı takip ediyor dizi. Arman Kıvanç Tatlıtuğ tarafından oynanılıyor. Ve Arman bir tane denizaltı mühendisi. Herhalde o öyle deniliyor herhalde. Denizaltı yapıyor yani. Eski sevgilisi Defne geliyor. Ve diyor ki bir tane denizaltı araştırma ekibi oluşturuyorum. Ve bir tane denizaltına ihtiyacım var. O yüzden Arman o şekilde o ekibe katılıyor. Ve denizaltına iniyorlar. Arman, Defne, Cem, Arman'la Defne'nin üniversiteden arkadaşı. Felix, oşyanograf ve Rana, Defne'nin asistanı. Bu beş kişi iniyorlar, deniz altına iniyorlar. Her neyse iniyorlar. Sonrasında yukarı çıkıyorlar. Test dalışı gibi bir şey oluyor yani. Sonrasında da yukarı çıktıkları zaman güneş ne yaptıysa yapmış. Herkes ölmüş. Kimse yok etrafta. Denizin ortasında yapayalnızlar yani, öyle bir durum. İşte bunu öğreniyorlar güneşin böyle bir şey yaptığını. Ve sonrasında da bir şekilde Yakamoz S245 hattı Türk denizaltısı, yani Türk ordusuna ait olan bir denizaltı geliyor ve bunları kurtarıyor. Güneşin bu katliamı Into the Night'da uçak üzerinden anlatılırken Yakamoz'da deniz altından anlatılıyor. Ben Into the Night'ı daha izlemedim. Bundan sonra ne izleyeceğim? Eğer siz de öyle bir konumdaysanız haberiniz olsun, Into the Night'la Yakamoz iki dizinin de son bölümünde birleşiyor. Yani şu an Yakamoz Into the Night'la çok alakadar değil. Olacak ama. Bunun çok spoiler olduğunu sanmıyorum çünkü Into the Night'ın son bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ zaten çıkmıştı. Yani Arman karakteri ortaya çıkmıştı. O yüzden hani çok spoiler olduğunu zannetmiyorum. Bu noktada kesişmiyorlar daha doğru dürüst ama kesişecekler. Her neyse. Şimdi evet, bilim kurgu dizisi ve bilim kurgu Türkler nasıl yapıyor biliyoruz, Atiye'de gördüğümüz üzere. Bilim kurgu olarak şimdi şöyle diyeyim. Into the Night'tan tabii ki de yardım alıyor bu dizi. Into the Night'ın hani yarattığı bir ortam, yarattığı bir evren var ve ondan yararlanıyor. O yüzden aslında çok böyle orijinal bir düşünce değil. Hatta orijinal olmadığını az sonra iyice dile getireceğim. Ama bunu iyi kullanıyor bence. Hani bilim kurgu evreni olarak düşündüğüm zaman insanların, en azından ben şunu diyeyim. Ben izlediğim sırada hani gerçekten bir böyle Türk işi izlediğimi düşünmedim. Bu birazcık kötü bir şey söylemek için. Çünkü hani Türklerin elinden bu gelmiyor mu diye soracaksınız. Çoğunlukla gelmiyor arkadaşlar. O yüzden hani o şekilde bir yorum yapacak olursam Türk işine benzemiyor. O yüzden hani Yakamoz'u diğer bilim kurgu denemelerinden iyi yapan şey büyük ihtimalle Into the Night evreninde olması. Dizi gittikçe özellikle klostrofobik hissetmeni sağlıyor. Bazı sahneler vardı. Ben gerçekten ilk defa bir Türk dizisinde bu kadar böyle nefesimi tuttuğumu hatırlıyorum. O yüzden hani onları değerlendirdiğimiz zaman çok kötü bir dizi değil. Benim en büyük problemim diziyle, dizide galiba her bölüm bambaşka bir yazar vardı. Ve bu birazcık gözüküyor yani. Şey açısından, bir bölümde bu karakter bunu yapmaz dediğin şey öbür bölümde aynısını yapıyor. Veya karakterler çok düz kalıyor. Bu bütün yazarlar en azından bir ekip olarak çalışsaydı şeyden ziyade, her bölümü başka biri yazacak gibi, o zaman anlayabilirdim. O zaman bence çok daha iyi olabilirdi. Yani hiçbir şekilde derinliğe ulaşamıyor. Gerçi anlayabiliyorum da, çünkü bir çok karakter var. İki, zaten böyle bir evrende hani olayları millete anlatmaya çalışırken Into the Night'ı izlememiş bir kitleye, ben mesela, aynı zamanda karakterlerin ne kadar derinliğine ulaşabilirsin?
ulaşmaya çalışıyor ama bu sefer onu da beceremiyor. Yani ne diyebilirim? Özellikle şey açısından. Ben dizinin tamamen Arman ve Kamus S-245'in ikinci kaptanı Umut arasındaki şeyi daha çok izlemek isterdim. Şimdi bir sürü olay gerçekleşiyor. Öbür karakterlere de çok odaklanılıyor. Dizinin 7 bölümü var zaten. O yüzden hani birazcık elimizi çabuk tutmalıyız ve aynı zamanda karakterleri, yani bir şey seçmen lazımdı. Ya bu dünyayı yaratacaksın Türk halkı için, hiç Into the Night'ı izlemeyenler için, ya da karakterlere odaklanacaksın. İki taraftan da böyle az az almış gibi hissediyorum. Aynı zamanda mantık hataları var. Ama mantık hatalarını artık çok şey yapmıyorum şahsen. Hani bilim kurgu yaptığın zaman ve eğer hani evreni sen kurmuyorsan mantık hataları olmasını göz yumabiliyorum yani. Şuraya değinmek istiyorum ama bilim kurgularda hani Türkler beceremiyor diye düşünülürse burada çok fazla böyle şey yoktu. Cringe ettiğim durumlar olmadı. Bir örneğin böyle bir görsel efekt olsun veya böyle bir sekans olsun. O yönetmenlerin işidir herhalde diye düşünüyorum ve Umut Aralı, Tolga Karaçeli'yi tebrik ediyorum bu konuda. Bizi cringe etmediler. Yani senaryo çok böyle aman aman büyük bir şey değil, evet. Ama dizi genel olarak düşünüldüğü zaman bir Türk dizisinden iyi ve bir ortalama yabancı dizi gibi denilebilir. Aynen. Mesela bir de şöyle bir olay var. Bunu pozitif olarak mı algılanır, negatif olarak mı algılanır bilmiyorum kesinlikle. Dördüncü falan bölümdeyiz. Ben gerçekten şey gibi hissediyorum. Daha böyle diyorlar ki daha 2 gün oldu, 2 gece oldu diyorlar. Ben de, hı? Dizi çok hızlı akıyor. Yani çok fazla olay oluyor. Çok fazla olay oluyor. Ve izlettiriyor gerçekten kendini. O yüzden mesela bu karakterler 2 gün geçti sadece dediği zaman böyle bir ne? Daha kaçıncı gündeyiz? Kaçıncı şey oldu falan filan? Kaç gündür bu? Çünkü o kadar çok olaydan geçiyorlar ki gerçekten. 7 bölümüne 500 tane olay sığdırmışlar. Bu bazıları için iyi olabilir, bazıları için kötü olabilir. Ben hani bir günde izlediğim için Netflix izlettirdi. Eğer çok az olay olsaydı ve sadece şey olsaydı, klostrofobik bir denizaltını izlemiş olsaydık birazcık bunalabilirdim. Mesela şimdi oraya değineceğim. Yakamoz hakkındaki son yorumumda şöyle diyeyim. Bence Yakamoz böyle bir sürü farklı bilim kurgu şeylerinden, filmlerinden, medyasından falan bir şeyler alıyor ve bir çorba gibi size sunuyor. Yani benim aklıma ilk tabii ki de Into the Night var. Aynı zamanda Tolga Karaçeli'nin kendi filmi Sarmaşık var. Orada da bir tane gemideler. Gemide tıkılı kalıyorlar ve hepsi kafayı yiyor. Bu çok kötü bir, çok kötü bir özet ama aynı zamanda aklıma bir tane daha film gelmişti, Sunshine diye. Ayrıca burada da Güneş yine bir şeyler yapacaktı. Ama bu sefer uzay gemisinde bir ekip Güneş'e gidip dünyayı kurtarmaya çalışıyordu. Bu olaylardan öncesi gibi gibi düşünülebilir. Danny Boyle'ın filmiydi o da. Bilmiyorum, Güneş çok değişik bir konsept. Aynı zamanda şey mesela Don't Look Up, yani geçen senenin değil işte. Geçen Oscar sezonundaki yine filmlerden biri. İşte bilim adamının, bilim insanının dinlenmemesi falan filan. O zaten çok fazla şey yapılıyor da aklıma Don't Look Up geldi en son izlediğim şey olduğu için. Böyle bir sürü farklı bilim kurgu zımbırtılarından gelip toplanıp bir formüle uygun bilim kurgu yapmışlar. Kötü değildi bence. Kesinlikle değildi ve izlemenizi tavsiye ederim. Hafta sonu boyunca izleyin, 7 bölüm zaten. Ben bundan sonra Into the Night'ı da izleyeceğim. Onu izlememiştim ama hani konsept o kadar değişik ki hani bu evrendeki diğer perspektifleri de görmek heyecanlı olur. O yüzden eğer Into the Night'ı izlediyseniz kesin izleyin bunu zaten. Hani mesela şimdi çıksa şey nedir onun ismi? Dizinin bir kısmında mesela bir tane madendeler ve madende işte hayatta kalan bir grup olduğunu öğreniyorlar. Mesela onun bile perspektifini izlerim yani. Bu evrenin insanları nasıl etkilediğini izlemek çok değişti. Yavaştan benim okula gitmem lazım. Sabahleyin çekiyorum bunu. O yüzden sizi burada bırakıyorum. Yakamoz'u izleyin. İzlediyseniz siz ne düşündünüz? Aşağı yorum yazın. Çok yüksek bir beklentim yoktu. Bir Türk bilim kurgusunun beklentilerini aştı bile zaten ama bir bilim kurgu olarak beklentilerimi karşıladı. İzleyin, düşüncelerinizi aşağı yazmayı unutmayın. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Çok gerçekten dağınık olduysa bu video çok özür dilerim. Çünkü bir, sabah beynim şu an hiçbir şey almıyor. İki, diziyi dün
bir oturuşta izledim. O yüzden hiçbir şey hatırlamıyor gibi hissediyorum. Ama aynı zamanda da çok şey biliyormuş gibi hissediyorum bu dizi hakkında. İşin özeti, Netflix bana bu dizileri lütfen bir hafta öncesinden yollar mısın? Yalvarırım. Evet, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bunun gibi dizi film yorumları ve aynı zamanda hayatımdan böyle küçük küçük kesitler gibi videolar paylaşıyorum. Eğer sizin beğenebileceğiniz bir şeyse kanalıma bakmayı unutmayın. Şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.